Sevgili izleyiciler, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye gazetesindeki köşesinde 24 Haziran sonrası ekonomide yaşanan büyük dönüşümü yazdı. Ayrılmış durumda Beyaz Saray'da. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye gazetesindeki köşesinde FETÖ ile mücadele sonrası ekonomide yaşanan büyük dönüşümü yazdı. Türkiye siyaset, ekonomi ve dış politika sepetini çeşitlendiriyor. ABD ve Almanya bugüne kadar Türkiye'nin ensesine vurup istediklerini aldıkları için önceleri pek bir şaşırdılar. Daha yeni yeni eşit paydaşlığa masaya oturduklarını algılamaya başladılar. FETÖ'ye karşılıksız, bedel ödemeden her işlerini hallettiriyorlardı. Artık böyle bir şey yok. O yolları kesildi. İyileşme için öyle yıllarca filan beklemeyeceğiz. Yapısal reformlarla Türkiye yatırım anlamında cazibe merkezine dönüştürülüyor. Yaşar'a göre hükümetin en büyük hedefi ekonomiye, piyasalara yapılan dış müdahaleleri minimuma indirmek. Yurt dışındaki FETÖ'cülerin iadesi için Dışişleri, Adalet Bakanlığı ve MİT devrede. Yakın bir zamanda Londra'ya FETÖ'cülerle ilgili yeni evraklar ulaştırıldı. Akın İpek'le ilgili yeni belge ve bilgilerin gittiğini de öğrendik. Yakın zamanda İngiltere'den de Almanya'dan da paketler gelebilir. Yaşar yazısını çarpıcı bir şekilde noktalıyor. PKK ve FETÖ mücadelesi yeni dönemde taşlandırılacak. Hayır, hayır.